2 Kasım, 8 Kasım İkizler Burcu. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisiniz. Bu hafta işlerinizle alakalı noktada çok fazla detay, inceleme, kontrol ve devamlı insanların hatalarını da takip etme evresine gireceksiniz. Yani bu hafta insanların sizin tarafınızdan kaynaklanacak sorunlar oluşmasını engellemek amaçlı. Evet, doğru bir süreç ama sizde şu an için gerçekten ve gerçekten işinizde başarı ve yenilenme. Hatta uzun süredir gitmek istediğiniz iş kapınızla ilgili haberlerin gelişi ve büyük bir ihtimal 3 Kasım 3 Kasım sizin için yani sevineceğiniz bir paranın da hesabınıza yatmak ya da bu konuyla alakalı güzelliklerin getireceği bir nokta olacak. O yüzden işte ben bir aksilik görmüyorum. Ama kendi işimi yapmak istiyorum ya da ortaklı bir işi olan İkizler Burcu'nda biraz işlerinizi yenileyip daha büyük büyütmek istiyorsunuz. Evet, olabilir, yapın. Çünkü sizin gerçekten böyle bir hedefiniz vardı ve uzun süredir büyütmek istiyordunuz. Bu doğru bir karar. Ama yani Kasım ortası yaparsanız en azından Covid'in enerjisini bir görün. Ondan sonra daha verimli olacak diyorum. Özellikle devlet sektöründe avukat olan İkizler Burcu'nda, avukat, savcı, hakim ya da devlet kadrosunda çalışan asker, polis de olabilir. Yani bu kişilerin yer değişimleri ya da beklediğiniz bir sınav ya da katip bile olabilirsiniz. Yani bir beklediğiniz bir değişim ya da bir sınav oldu da üst mertebeye geçmek isteyen bazı ikizler burçları bunun sevincini ve gitmek istediğiniz yolda gayet iyi ve verimli şekilde belirlenmiş olacak diyorum. Bu ara ikizler burcunda şeker ve tansiyona çok dikkat edeceğiz. Şeker, tansiyon ve özellikle diz ağrılarımız olabilir değerli ikizler burcu, mutlaka ihmal etmeyin diyorum. Bunlar bizim için sıkıntı. İlişkiler konusunda özellikle güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Hatta evlilik teklif edebilir ya da evlilik teklif alabilirsiniz ya da ilişkinizde kutlamalar olabilir. Hatta bunu çocukla şenlendirebilirsiniz. Böyle bir düşünceniz varsa evet, güzel oluşumlar sizi hem ilişkiniz olarak hem de parasal evrede güzel şeyler gerçekleştirecek. Ben şunu not aldım ama yakın dönemde biraz ailenizin ait bazı mallar ya da alınması gereken bir mal konusu ile ilgili çevrenizde aldığınız fikirlerde zarar görebilirsiniz. Detaylı kontrollerinizi yapın. Malınız ziyan olsun istemiyorum. Yani birine inanıp eğer parayı komple teslim ediyorsanız ciddi bir sıkıntı var demektir. Bunu biraz daha dikkat edelim. Uzun süredir satmak istediğiniz bir aracınız var ve elden çıksın ve yeni bir araç almak istiyorum diyen ikizler. Evet, bunu da bu hafta değil ama 10 Kasım, 11 Kasım itibariyle bunu da gerçekleştirmiş olup yeni aracınız da hayırlı olsun de. İşsiz olan ikizler Burcu. Evet, uzun süredir iş bekliyorum ve devlet kadrosuna girmek istiyorum. Evet, bir aracı doğrultusunda iş kapınızla ilgili güzel haberler gelecek. Biraz daha beklemeniz gerekiyor ama sonu sizin istediğiniz ve kalıcı iş kapısı olacak. Hiç korkmayın. Özellikle yakın dostlarınızla ilgili geçireceğiniz bir hafta sonu planınız var. Bu Covid'de nereye geçiriyorsanız yani online sistem yapın. Zoom'dan görüşün ama lütfen evde görüşmeyin diyorum. Güzel planlarınız var ama biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. İkizler bana bir şey olmaz havasındasınız ama bence olabilir. O yüzden lütfen Covid'i bu hafta biraz ciddiyete alın ve üzerinizde bu tarz enerjiler olsun istemiyorum. Bir de ani birden kendi kendinize çok güzel gidiyorsunuz, ilerliyorsunuz, konuşuyorsunuz, enerji birden kendinizi negatif hissediyorsunuz. Bence çevrenizdeki insanların fazlasıyla gözü var ama özellikle annenizin duası size ya da ablanızın duası size iyi geliyor. Lütfen anne ya da ablanıza bir dua okutun. Enerjinizdeki bu yorgun havanız ya da sizi yoran enerjinizden çıkmanızı istiyorum değerli ikizler burcu. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Ve günlük astroloji sayfamı takip etmek istiyorsanız da astrolojiden ne haber ve ritüel alanımı takip etmek istiyorsanız da Akkaya Official Instagram hesaplarımın ikisini de takip edip günlük burç yorumunuzu ya da ritüellerinizi yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgi hep üzerinizde olsun. Saygı da her zaman sizinle olsun istiyorum.